Merhaba, klinik psikoloji uzmanı, ruhsal ve holistik gelişim danışmanı Burcu Babaç ben. Bugün sizlere İnci Sözlüğün Farkına Var programında sizlerden gelen soruları cevaplayacağım. Ruhsal ve bütünsel gelişim nedir? İnsan bir bütün arkadaşlar. Fiziksel olarak, düşünceleriyle, duygularıyla. İnternetten çok araştırdım, bence ben borderline'ım. İnsanın kendini anlama ihtiyacı çok yüksek. Bu ne gibi biliyor musunuz? İnternetten bakıp da benim şu hastalığım var. Aslında benim değil eşimin deste ihtiyacı var. Yani ilişkiler söz konusuysa özellikle her şey %50-50 gibi düşünülmelidir. Sadece karşınızdakinin değil. İlk soru. Danışacağım kişinin doğru olduğunu nasıl anlarım? Evet, tabii ki bu çok önemli bir soru. Öncelikle bakmanız lazım, araştırmanız lazım. Referansları tabii ki önemli ve lütfen görüşün öncelikle. Bir bakın aranızda bir uyum oluşabilecek mi? Bu çok önemli. Danışmanlık alsam kaç seansta biter? <laughs> nereden bilebilirim arkadaşlar? Lütfen bu arada işin esprisi bir yana. Tabii ki kişiye göre, duruma göre, yaşanan konuya, çözülmesi gereken duruma, hedefe göre değişir bu. Çok doğal olarak. Ve size bu noktada bir ricam var. Eğer yok 3 seansta şu öyle oluyor, 4 seansta böyle oluyor, mucizeler yaratıyoruz gibi şeyler varsa lütfen bu konuda biraz dikkatli olun. İnsan ruhu o kadar kolay bir şey değil. Öyle hani 3-5 seansta hemen olabilecek konular değildir genelde. Bu, bu konuda lütfen yanık olmanızı ve bunun bir süreç olduğunun farkında olduğunuzu bilmeniz çok önemli. Sizce hangi teknik bana daha uygun? Ya çok seviyorum bu soruyu. Evet, aslına bakarsanız tabii ki pek çok teknik var. Ve her teknik herkes için doğru çalışacak diye bir şey yok. Her sorun içinde her teknik aynı şekilde etkili olacak diye bir şey yok. Açıkçası ben şahsen eklektik çalışmayı tercih ediyorum. Yani ne demek eklektik? Dinamik olarak farklı teknikleri harmanlıyorum çalışmalar yaptığım danışanlarımla bu benim kararım ama tabii dediğim gibi orada yine belki deneyimlemeniz, belki işte sizi yönlendirecek danışmanınızın o konudaki bilgisine, tecrübesine güvenmeniz çok önemli. Nasıl oldu kariyer değişikliğiniz? Aa, bu soru evet beni herhalde <laughs> inceleyen bir arkadaştan <laughs> gelmiş diye düşünüyorum. Şöyle evet ben aynı zamanda elektrik elektronik mühendisiyim doğru. Kariyer değişikliğim kendimi bulma yolculuğumun içinden çıktı. Kendi kişisel gelişimimin içinden. Kişi sonrasında yıllarca eğitimler almamla, yüksek lisansımı klinik psikoloji dalında yapmamla iyice şekillendi. Sonra da bir tabi yolculuğa dönüştü diyebilirim çok kısaca. Terapi almak zenginler için. Hmm. Yani neye göre, kime göre tabii ki. Önemli olan burada bir destek ihtiyacınızın olup olmadığının farkında olmanız. Çünkü emin olun psikolojik durumlarda en az fiziksel sağlığınız kadar hayatınızı etkiliyor. O yüzden hani lütfen bu algıyı değiştirip dönüştürmekte fayda var. Size göre doğrusu ve makulü mutlaka vardır. Eğer bir destek ihtiyacınız varsa buradaki öncelik maddiyat olmamalı diye düşünüyorum. Ruhsal ve bütünsel gelişim nedir? Evet, bu biraz tabii daha yeni üçüncü akım psikoloji yaklaşımlarında ya da daha alternatif tekniklerinde içerdiği insan bir bütün arkadaşlar. Fiziksel olarak düşünceleriyle, duygularıyla, ruhuyla, yaşantısıyla. Dolayısıyla ruhsal ve bütünsel gelişim dediğimizde aslında bütün odaklandığımız o insanı bütünü içinde, bunun içinde algılamak. Size anlattıklarım gizli kalacak mı? Elbette bu etik bir kuraldır. Tabii ki gizli kalır. Sadece çok belli durumlar için bu etik kuralla ilgili esnetme yapılabiliyor. Bunu dipnot olarak söylemekte fayda var. Ne gibi işte kişinin intihar düşüncesi varsa ya da bir ergen ya da bir çocuktan alınan bilginin eğer bir suçla ilgili bir durumu varsa bunlar belli etik sınırlar çerçevesinde ilgili yerlerle görüşülür ya da tavsiye edilir ya da bilgi verilir. Ama bu çok özel bir durum tabi ama normal olarak tabii ki her zaman anlattıklarınız gizli kalıyor. Başkalarının sorunlarını dinlemek sizi yormuyor mu? <laughs> Çok güzel bence yormuyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü bakın empati ile sempati arasında büyük bir farklılık var. Neyi söylemeye çalışıyorum? Şimdi dolu, bir danışanla görüşme yaptığımda onunla aramızda bir bağın oluşmasından daha doğal bir şey olamaz. Bu bir empati. Onu anlamak, onu dinlemek, ona daha tarafsız bir gözle yardımcı olabilmek. Ama bu iş sempatiye kaymaya başladığında yani sanki onun derdini kendi derdimiz gibi almaya başlarsak eğer tabii ki bu yorucu olur. Sonuçta o hayatı ben yaşamadım o öyküler bana ait değil, o sorun bana ait değil. Oradaki eğer o sağlıklı sınırı koruyabilirseniz tabii ki yormuyor. Ve her zaman benim odağımda, danışanlarım da bunu çok iyi bilir, kişiyi hedefine ulaştırmaktır. Sorunlar ya da yaşantılar o aradaki minik minik engellerdir. Odağınızı orada tuttuğunuzda yormak yerine büyük bir keyifle hedefe odaklanıyorsunuz çünkü. Ben sorunlarımın nedenini biliyorum, destek alsam da çözülmez. Lütfen böyle düşünmeyin. Belki destek almasanız da çözülür ama belki destek alsanız da hepsi çözülmeyebilir. Ama niye çabalamıyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? Lütfen bu tarz yargıları hayatınızdan çıkarmaya odaklanın. Çünkü emin olun, belki bambaşka bir dünya mevcuttur. Online görüşme yüz yüze olduğu kadar etkili mi? tekniklere göre değişir, danışmanın tarzına göre değişir ama tabii ben kendi adıma cevap veriyorum bunu. Benim yaptığım görüşmelerde online yüz yüze kadar etkili. Hatta ben İngilizce olarak danışmanlıkta da verdiğim için benim dünyada da pek çok danışmanım var. Dolayısıyla aldığımız etki, sonuçlar, atlı kat ettiğimiz yol, kullanılan tekniklerin başarısı son derece etkili oluyor. Aa bunu benim bir danışanım yazmış. Geçen haftaki görüşmemizden sonra omuzlarımdan bir yük kalktı. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyi ki varsınız. Sonuçta sağlıklı bir danışmanlık seansı ile sağlıklı bir danışmanlık süreci ile gerçekten süreç içinde omuzlarınızdan yük kalkmaya başlıyor arkadaşlar. Görüşmelerimizden sonra biraz sarsılıyorum. Neden sizce? Sanırım bunu da daha yeni başladığım danışanlarımdan biri yazmış diye düşünüyorum. Evet çünkü bakın sağlıklı bir danışmanlık her zaman sizi ayaklarınızı yerden çıkarak, yerden kesilerek göndermez. Bazen durumlarla yüzleşmek, kendimizi, o olayı, onun bizde yarattığı etkiyi tespit etmek gerekir. Tespit etmeden dönüştürmek mümkün olmaz arkadaşlar. O yüzden evet o sarsılmak belki bizim tamamen diplere attığımız, görmezden geldiğimiz bir durumla ilgilidir. Başlarda olabiliyor doğrudur. Ama kişi bunları su yüzüne çıkardıkça, bununla ilgili yüzleşmelerini yaptıkça işte o biraz önce gelen omuzlarımdan yük kalkıyor noktasına rahatlıkla geçiyor. Benden söylemesi ben buna şahit oluyorum. <laughs> bu soru çok tatlı. Çok duyuyorum ben bunu bu arada. Aslında benim değil eşimin desteğe ihtiyacı var. Evet, vardır öyle algılıyorsanız ama velakin bakın hani burada tabii şimdi biraz ilişkilerden bahsediyor diye düşünüyorum. Yani ilişkiler söz konusuysa özellikle her şey %50-50 gibi düşünülmelidir. Sadece karşınızdakinin değil, eğer o ilişkinin içinde bir çıkmaz yaşanıyorsa ya da karşı tarafın davranışlarından ötürü bir problem yaşıyorsanız, dolayısıyla burada sizlerin de psikolojisini etkileyen ya da sizlerin de davranışlarınızla bağlantılı şeyler olabilir. O yüzden benim değil eşimin desteğe ihtiyacı var. Başlı başına çözüm değildir. Ben genelde ilişkilerle ilgili durumlarda iki tarafın da sorumlu olduğu tarafların olduğunu her zaman ifade etmişimdir. Burada bir kez daha vurgulamak istiyorum fırsattan istifade. Bu da beni bilen birilerinden gelmiş. Grup çalışmaları yapmıyorsunuz uzun süredir, özledik. Doğru, epeydir bireysel danışmanlıklara, eğitimlere, böyle online akademilerdeki şeylere yoğunlaşmıştım. Yapıyorum, hatta yeni duyurusunu yaptım. Çok yakında, Eylül sonuna doğru başlayacak bir workshop atölyesi. Sonrasında devamı da gelecek. İlgilenen arkadaşlar olursa eğer bunu dinleyip de Instagram'da benim sayfama bakabilirler. Oradan duyuruları takip edebilirler. Geliyor yani. <laughs> i̇nternetten çok araştırdım. Bence ben borderline'ım. Bakın şimdi hele ki borderline gibi yani insanın kendini anlama ihtiyacı çok yüksek. Bu ne gibi biliyor musunuz? İnternetten bakıp da benim şu hastalığım var. Yok efendim ben bilmem neyim bende o var bu var. Hani böyle fiziksel sağlık sorunlarında da hemen böyle bir internete. Evet bilgi çok kıymetli. İnternetin bize sağladığı bilgiler çok kıymetli ama arkadaşlar kanı koymak internetten yapılan testle olabilecek bir süreç değildir. Eğer kendinizle ilgili şüphe duyduğunuz bir şey varsa tabii şimdi bizim konumuz burada psikoloji olduğu için hani borderline demiş ya bir psikiyatriste gidip onun eşliğinde eğer böyle bir tanı konacaksa tanık olması lazım. İnternetteki testle bir iki insanın ben şunu yapıyorum bunu yapıyorum ben borderline teşhisi kondu demesiyle sizde herhangi bir psikiyatrik durum olacak ya da eğer bir psikiyatrik ya da psikolojik durum varsa da o tanı olacak diye bir şey yok. Bu çok ciddi bir iştir. Tıpkı kendi kendinize ay ben de gastrit var ya da işte bende romatizma var teşhisi koyamıyorsanız, kan tahlilleri, efendim bilmem neler, MR'lar yaptırıyorsanız, eğer psikolojik durumunuzla da ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen bir psikiyatriste, bakın psikiyatriste özellikle vurgulayarak söylüyorum, görünmeniz gerekiyor. Kendi kendinize ne olur tanı koymayın, olur mu? gene bir danışanım daha gelmiş. Çok mutlu oluyorum. Herkes bana bambaşka bir insan oldun diyor. Çok teşekkürler Burcu Hanım. Ben çok teşekkür ederim esas. Siz süreçte benim yol arkadaşlığımı kabul ettiğiniz için ne mutlu bana. <laughs> diyorum. Çok da fazla bir açıklama yapmayacağım. Meditasyonlarınızı özledik. Bu da gene grup çalışmaları ile ilgili. Evet onlarda da gelişmeler var. Gene aynı şey söyleyeceğim. Ne olur Instagram'dan benim postlarımı takip edin. Oradan hem nereden kayıt yapabileceğiniz ya da hangi kanallardan bu çalışmaları yapacağımı zaten duyuruyorum. Meditasyonlara ilgi duyuyorsanız meditasyon yapmaya çok keyifli meditasyonlar yaptırıyoruz. Evet sizleri de beklerim. Arkadaşım terapiye gitti. Sadece o konuşuyormuş, terapist dinliyormuş. Siz de öyle misiniz? Yok hayır ben öyle değilim. Benimki daha yol arkadaşlığı gibi. Hani ben terapist bambaşka da bir kavram aynı zamanda. Muhtemelen gittiği terapist psikanalitik yaklaşımlı bir terapist olsa gerek. Farklı teknikler var arkadaşlar. Hepsinin kendine göre yararı herkesin kendine daha uygun olan teknikler var. Muhtemelen arkadaşınız bu tarz eğilimle birine gitmiş. O yüzden hani sizin ne tarz bir şeye daha yatkın olduğunuz çok size özel bir durum. O yüzden hani ben demiştim ya size ben farklı tekniklerle bir harmanlama yaparak çalışmayı tercih ediyorum diye. Filmlerdeki gibi uzanıyor muyuz görüşmelerde? <laughs> Ya şöyle tabii gene bu tekniklere bağlı bazı tekniklerde evet mesela psikanalizde kesin uzanıyorsunuz o <laughs> net yani. Ha, ama şöyle ben de biraz bilinç dışına doğru çalışmalar yapıyorum. Trans dediğimiz bir aşama tabii ki bambaşka teknikler. Gerekirse evet hani kişinin biraz daha sakin olup kendi içine daha çok bakabilmesi için e, onu rahatlatmak adına evet öyle uzanabiliyorlar. Siz de aile dizimi yapıyor musunuz? Evet, eğer gerekiyorsa. İlla değil. Kişinin neye ihtiyacı olduğu, o konuyla hangi durumun, hangi tekniğin daha iyi olacağına göre o yolun içinde beraberce karar verdiğimiz bir şey. Yani benim kapımı çalıp da lütfen bana aile dizimi yapar mısınız diyene tabii hani tarz çalışma, hani sadece bu tarz çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Yani sadece aile dizimi yapıyorlar. Ama hayır, ben o bütünün içindeki ihtiyaca göre yapıyorum diyorum. Ve de sorular bu kadar galiba. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Ben bayıldım bu sorulara. Bugün İnci Sözlüğün Farkına Var programında sizlerden gelen soruları cevapladım. Süperdi, bayıldım sorulara. Her zaman bana sorular sorabilirsiniz. İsterseniz Instagram'da Burcu Babaç adresini takip edip oradan da sorular sorabilirsiniz. Belki başka programlarda tekrar bana sorular sorabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.